Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş Getiren. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah. Rabbimize hamd ederiz. Elhamdülillah. Allah afiyet versin. Amin. Değerli dinleyiciler, bugün hocamla çok önemli bir konuyu inşallah değerlendirelim istiyoruz. Amel defteri, amel defterlerimiz başlığı altında çok önemli, çok derin, hayat memat meselesi diyebileceğimiz bir konuyu. Cennet cehennem meselesi. Cennet cehennem meselesi, mahşer meselesi, hesap meselesi. Evet. Yani evet, gerçekten hayat memat meselesi, yani varoluşumuzla ve bu dünyadan göçüşümüzle ilgili bir meseleyi müzakere edelim, konuşalım istiyoruz hocamla. Yani çok farklı başlıklar var değil mi hocam? Yani en başta amel defteri nedir? Yani nereden kaynaklanır? Gerçekten hayat memat meselesi olmasının mahiyeti nedir? Ahirette önümüze çıkacak olan nedir? Amel defteri nasıl kaydedilir, nasıl yazılır? Amel defterine neler yazılır, neler yazılmaz? Yani yapıp ettiğimiz şeylerden hani ihmal edilenler de var mıdır, yok mudur? Birçok başlık var. İsterseniz en baştan, yani hakikaten belki hani bazen böyle düğmeye basıp bizim radyomuzu dinleyen, İslami kültürle çok birikimi olmayan insanlar da söz konusu olabilir. Amel defteri nedirden başlayalım diye düşünüyorum hocam. Velev ki bilen olsun hocam. Evet. Zekir fe inne zikra tenfe'ul müminin, yani hatırlatma diye bir ilkemiz evet. var. Müminlere fayda verir fayda diyor verir, Rabbimiz. Fayda evet. verir. Yani hatırlatılmaya muhtacız daha evet. doğrusu hepimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulullah. Önce şuradan başlayalım hocam. Amel defteri kavramı. Yani insanın, Müslümanın 24 saatinin sıfır toleransla kaydediliyor olması konusu, dinimizde bir kültür birikimi sonucu ortaya çıkmış bir inanış filan değildir. %100 Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği bir bilgidir bu. Evet. Nasıl bildiriliyor? Çünkü biz bazı şeyleri, mesela Ebu Hanife rahmetullahi aleyh böyle içtihat etmiş, kıyas yapmış, oturuyoruz diyoruz ki bu dinimizde böyledir, namazda böyle ellerimizi bağlıyoruz, Ebu Hanife böyle içtihat yaptı. Bakıyoruz ki filan imam müştehit şöyledir o diyor. Mesela ellerini göbeğin altına mı bağlıyor namazda, göbeğin üstüne mi bağlıyor? Bu içtihattan kaynaklanıyor. Evet. Ama amel defteri kavramı %100 Kur'an'dır. Kur'an'a aittir. Evet. Kur'an-ı Kerim'e iman oranı neyse bir insanın, ne kadar teslimse Kur'an'ın verdiği bilgilere, amel defteri kavramına da o kadar inanır. Bir. İki, Kur'an-ı Kerim'de var ama bazı meseleler yorumlanmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'de şu anlama geliyordur bu denmiştir. Bu öyle bir şey de değil. Çok açık, seçik. Kur'an-ı Kerim'in İçindeki ayetleri resmedip çizmek, karikatür gibi veya çizgi gibi yapmak mümkün olsa, resmen bildiğimiz bir defteri tarif ediyor Kur'an-ı Kerim. Caiz olsa böyle bir şey. Evet. Caiz değil tabii, Kur'an-ı Kerim resmedemeyiz biz, ama Kur'an-ı Kerim o kadar sarih. Yani o kadar, elle tutulur. Sanki gözümüzün önünde bir nesne gibi tutuyor bunu Kur'an-ı Kerim. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de bir yerde geçen bir şey de değil. İki yerde geçen bir şey de değil. Çok yoğun Kur'an-ı Kerim tekrar, hatta çok daha meseleye cari bir dikkat olan bir boyutu var. Kur'an-ı Kerim'imiz bunu tarif ederken kıyamete belki binlerce sene daha var. Mahşer yerine binlerce senede orada var gibi. Bütün bunlara rağmen o gün, kıyamet günü olmuş da
insanlara amel defterleri gösterilmiş gibi sahnelerle bunu tarif ediyor Kur'an-ı Kerim. İşte kitap eline verilecek, defteri, amel defteri eline verilecek. Ha umukra'u kitabiye, işte benim kitabım, okuyun bunu diyor adam diyor. Geçmiş zaman sigasıyla bunları anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Yani sanki oldu. Böyle olacaktan çok oldu uslubu hakim. Kesinlik ifade. Bu da kesinliği bir kere daha katmerleştiriyor, evet. Teyit ediyor. Bu açıdan önce şöyle bir oturtma yapmamız lazım. Amel defteri dediğimiz şey kesinlikle imanımızla %100 ilgili yorum yapılabilir. İşte şu olmalıdır bu, bu olabilir denecek kadar boşluğu olmayan bir şeydir. Kur'an'a ne kadar iman ediyorsa insan, Allah-u Teala'nın Kur'an'da söylediklerinin, bize bildirdiklerinin ne kadar doğru olduğunu kabul ediyorsa, amel defterini de o kadar kabul ediyordur. Hiç bunun, hani Anadolu deyimiyle lamacımı yok bu işin. Güzel, lamacımı yok. Bu birinci nokta. Evet. Yani şu anda konuştuğumuz konu, Allah bize yardım etsin, böyle hakkını vererek konuşamama derdi de var. Çünkü bu konuşmamız da yazılıyor bu sefer. Evet. Yani amel defteri konusunu böyle şişirilmiş bir vaziyette. Yani dışımızda bir şey gibi konuşmak zor yani. O da vebal yani. Evet. O da vebal. Çünkü imanımıza dair bir şey. Bir. İki. Ne olduğuna girmeden ikinci. Birinci, evet, meselemiz bu Kur'an işi dedi. İki. Evet. Bizim milyarlarca insan arasından Allah'a iman ettik ve cennete girmek istiyoruz. Bu iman sayesinde de cenneti hak ettik, edeceğiz inşallah. İnşallah. Tarzındaki emellerimiz, yani Müslümanlık iddiamızın içini amel defterine ait imanımız dolduruyor. Biraz açalım hocam. Açalım. Yoksa bir devletin kanunlarına itaat eden vatandaşla Allah'ın şeriatına itaat eden mümin arasında fark kalmaz. Mesela kırmızı ışıkta geçer mi bir insan? Orada elektronik denetleme sistemi yoksa, etrafta da kimse yoksa niye kırmızı ışıkta bekleyecek? Devletin otoritesi karanlıkta ve elektronik denetleme olmayan yerde bitiyor. Evet. Müminin amel defteri düşüncesi ise gece gündüz hiçbir yerde bitmiyor. Çünkü amel defteri her an açık. Her an açık ve amel defteri kesinlikle Müslümanın beraberinde olan melekler tarafından yazılıyor. Bu melekler de hiç ayrılmıyorlar. Biz gençken bazı hoca efendiler amel defterini, o zamanlar yeni yeni böyle toplum kamera tanıyordu. Melekler bizi kameraya alıyor filan derlerdi. Ben de çok güzel bir örnek diye anlardım onu. Esasen bu doğru değil. Niye melekler sadece görüntüyü almıyorlar ki? Işıklı yerde almıyorlar. Kamera ışıklı yerde alıyor. Evet. Ve senin ön cepheni alabiliyor mesela. Arkanı alabiliyor sadece. Evet. Melek ben oluyor bu kaydı yaparken. Ben oluyorum. Evet. Duygularıma doğru nüfuz ediyor melek. Mesela niyetleri hükmediyor. Mesela hadis-i şerif ne diyor? Ne buyuruyor hadis-i şerif? Bir kötülüğe niyet ettiği zaman mümin insan, melek hemen kalemi eline alıyor. Kalemi eline alıyor. Yapmayınca yazmıyor onu. İyiliğe hamle yaptığı zaman, mesela diyelim ki ya bir cüz Kur'an okuyayım diye düşünüyor mümin. Evet. O düşüncesini yazıyor melek. Yani düşünce de bir değer ifade ediyor. Yani kamera sadece dış görüntüyü kaydederken melekler damarlardaki gelip geçenleri, beyinle kalp arasındaki iletişimi, beyinden ele giden frekansları, beyinden göze giden frekansları da kaydediyorlar melekler. Dolayısıyla amel defteri bana ait hatıratın yazıldığı bir defter değil. Amel defteri benim. Evet. İç dünyam, fiziki yapım, bağlantılarım, etki ettiklerim, etkilendiklerim. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'imiz kıyamet günü amel defterini görünce insanın, bu ne yahu, hiçbir şey bırakmamış. Evet. Büyük küçük her şeyi doldurmuş. Evet. Ayrıntı bırakmamış diyecek insan. Mali hazel kitap.
La yugadiru sagireten ve la kebireten illa asa. Yani müthiş ifadeler bunlar. Çok açık. Başta dedik ki hocam, amel defterleriyle ilgili şeylerde içtihat edecek bir şey yok. Yorum yapacak bir şey yok. Hikmet-i ilahi. Namazı o kadar ayrıntılı anlatmamış Allah-u Teala. O zaman yani bu amel defteri mantığı, yani bizim amentümüzde, imanımızda amel defteri neden doğuyor hocam? Yani ona şey yapmamız lazım. Niye ki yani? Yazılmasa olmaz mı ki yani? Hani falan öyle bir şey geçerse insanın zihninden. Yazılmasa bu amel olmaz. Defteri mantığı nereden kaynaklanıyor? Olmaz mı demeyiz belki ama yazınca ne olacak yani diyeceğiz. Bir, insan... Allah-u Teala'nın... Ya bizim dememiz açısından demiyorum. Evet yani... Ama birisinin aklına ne ki yani? Ona, ondan önce öbür taraftan bakmak lazım. O manada evet. Söylüyorum. Yani yazınca ne olacağı daha önemli. Evet. Zaten olmaz mı yazmasan diyemiyorum ki, yazılıyor zaten. Ama evet. Yazınca ne olduğunu tespit etmemiz için... Bir kere Allah-u Teala niye yarattı insanı sorusuyla başlıyor. İnsan yaratıldı, imtihan edilecek... Ve evet. Bu imtihan camide değil sadece. Camide olsa imamlara bu defter tutturulurdu. Evet. Camiler kontrol altında olurdu. 24 saat her yerde insan kontrol altında. Hayatın bütün alanlarında. Yani doğumuyla beraber insanın ilk nefesiyle beraber ilk kontrol başlıyor. Bir noktaya kadar işte buluğ çağına kadar muaf günler geçiriyor. Ondan sonra muaf olmadığı günler başlıyor. İmtihan gayemizi anlayabilmemiz için bir, iki, kıyamete gittiğimizde bir yarışın sonucu ortaya çıkarılacak. Nedir o yarışın? اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Evet. En güzel işleri kim yaptı? Bunu görmek için sizi yarattık, Allah buyuruyor. Dolayısıyla kıyamet ne demek? Adem'in ilk insan olarak ondan başlayan ve son çocuğu işte 20 milyar insan diyelim toplam. 20 milyar insanın kafirleri bir kenara çekilecek. Onlara bir şey yok. Bunların içinden 5 milyarı Müslümandı diyelim. Misalen bu rakamlar böyle hayali şeyler. Bu kadar insanın ne yaptığı, ne yapmadığından sonra hangisi daha iyisini yaptı? Bu hangisi daha iyisini yaptı için uykusunu da ibadete dönüştüren, eşiyle ilişkisini de ibadete dönüştüren, çocuğuyla oynamasını ibadete dönüştüren, sporunu ibadete dönüştüren, telaffuz ettiği sözleri düşünerek telaffuz edenle boş konuşan vesaire arasındaki farkın ortaya çıkması için insanların sadece mümin olduklarını ölçmek yetmiyor. İnsanların sadece hacca gittiklerini ölçmek yetmiyor. İnsanların sadece küfredenler, çirkin konuşanlar ve doğru konuşanlar diye ayrımını yapmak yetmiyor. Nefeslerin ölçülmesi gerekiyor. Bu nefeslerin ölçülmesi ve bunda %1000 hakkaniyet gerçekleşmesi, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir şey olması için her insanın başında bekleyen iki görevlinin olması gerekiyordu. Bu Allah-u Teala'nın mutlak adaletinin tecellisidir. Yani kıyamet günü herkesi hak ettiği şekilde değerlendirirken Allah-u Teala %100 belgelenmiş olarak denetleyecek. Bu birinci boyut. İkinci boyutu, eğer en başta söylediğimiz gibi bu %100 Kur'an'a ait bir şeydir, bunun hiç kıvrılır tarafı, yorumlanabilir tarafı yoktur diye samimi iman eden ve bu imanı da camide vaaz dinlerken, bir ders halkasında ders dinlerken, bir tarikat meclisinde zikir yaparken sürekli hatırlatılan bir mümin, melekler var ha, bizi izliyorlar ha, her insanın bir saikı, bir şehidi, yani bir onu izleyen meleği, bir zabıt tutan bir görevlisi var diye ikaz edildiğinde mümin adeta otokontrol sahibi olur mümin. Yani sabah namazına kalkarken mümin, yani kalkmadığımı görüyor bu melek der. Dolayısıyla uyandıktan sonra bir daha uyuyamaz. Aynı şekilde harama el tutma fırsatı önüne gelmiş bir mümin,
o anda yalnız olmadığını düşünür. Aksi takdirde kanunun gücüyle, yani beşerin kanununun gücüyle Allah'ın emrinin gücü arasındaki fark ortaya çıkmaz. Allah %100 kontrol ettirdiği için ve bir nefes, saniye bile demeyeceğim, saniye biraz daha uzun bir şey, bir nefes bile Allah muaf tutmadığı için bu kontrolden, mümin 24 saat aktif bir kontrol altında olduğunu bilir. Dolayısıyla müminlik 24 saatlik süre için yaşanmış olur. Eğer bunu biz zayıflatırsak, mesela amel defteri düşüncemizi %5 zayıflattık diyelim. %5 haramlar bize nüfuz eder otomatik olarak. Evet. %5 namaz aksatması başlatırız. Ne demek o, mesela amel defteri hassasiyetini azalması, azaltmak nasıl bir şey hocam? Amel beni mümin olarak ayakta tutan. Evet. Konuştuğum her sözü ölçerek konuşturan şey nedir? Duyuyor melektir. Evet. Dolayısıyla misal, şimdi böyle bir misal vereyim inşallah yerinde olur. Biz radyoda konuşuyoruz şu anda. Bizi mesela geçen haftaki programımız benim Facebook sayfasında yayınlanmış. 149 bin kişi izlemiş onu, baktım orada. Bu ne demek? Hiç radyoyu açan olmasa bile. Bana da yansımaları oldu, söyleyelim burada. Yani birçok aile İhya Ulumuddin dersleri yapmaya başlamışlar çocuklarıyla birlikte. Allah yani Allah onları da bizi de Gazali'yi de cennetinde amel buluşursun. Defterine onlar yansır inşallah. Yansıyor hocam. Şimdi mesela biz bugün ne biliyoruz? İşte 150 bin kişiye yakın insan sadece Facebook'tan dinlemiş. Evet. Bir büyük kitle de orada bize mesajlar gönderiyor. Size dualar ediyor, bana dualar ediyor. Ya bu ne demek istedi diye yazan oluyor. Öbürü diyor karıştırma, dersten sonra sorarsın diyor. Bir böyle 10 dakika baktım, bir böyle bir heyecan var orada. Dolayısıyla biz sizinle burada hapşırırken, kazara hapşırırsak siz mikrofonu tutuyorsunuz duyulmasın diye. Evet. Dinleyiciye bir dikkat ediyorsunuz. Bir cümle kaçtığında siz beni ikaz ediyorsunuz, bu cümle yanlış anlaşılır diyorsunuz. Ama içeride biz çay içerken, mikrofonun önünde değilken çok rahattık. Orada siz gençliğinizi, ben gençliğimi anlatıyordum. Mikrofon yok, bir şey yok. Yani kontrolsüz alandayız. Dolayısıyla biz stüdyoya geldiğimizde bir başka Ahmet Taş getiren, bir başka Nurettin Yıldız oluyoruz. İçeri ya geçtiğimizde hocam, yani sözümüz çoğaldığı için burada yani orada diyelim ki 5 kişi bir kahvaltı masasındayız. Birbirimizle paylaşıyoruz. Belki düzeltme imkanlarımız oluyor karşılıklı. Ama şimdi burada radyoda siz bir şey söylediğinizde, ben bir şey söylediğimde, bu yani Facebook'la çoğaltıldığında binlerce, milyonlarca insana ulaşıyor. Yanlış binlerce kere çoğalıyor. Kat kat çoğalıyor. Değil mi? Tabii, doğru tabii. Binlerce doğru. Kere çoğalıyor. O ne yapıyor bizi işte? Dikkatli olmaya teşvik ediyor. Evet. Dolayısıyla mikrofonun ve kameranın önünde bir başkayız biz. Aynı insan olduğumuz halde mikrofonsuz, kamerasız bir yerde başkayız. Eğer mümin, bunu şimdi nereye örneklendiriyoruz? Mümin amel defteri düşüncesini kıyamet günü %100 karşısında bulacağına iman ederse, %100 doğruluk üzerinde yürümeye çalışacak. Gene hata eder, ayrı bir mesele. Ama bile bile pot kırmaz o zaman. Bile bile yanlış yere basmaz. Bile bile harama tutmaz. Çalmaz. Harama yanaşmaz. Eğer %5 mesela yatak odasında onu Allah'ın kontrol etmediğini, haşa, düşünce, amel defteri orada ne işi var gibi pratikte veyahut da böyle bir sonuç olsa, haşa diyoruz. Yani haşa, böyle bir şey düşünülmez maazallah, diyoruz. Maazallah, maazallah. Hani ben bunu giriyorum araya hocam. Şimdi bazen haşa kelimesini de bilmeyen olabiliyor. Olabilir. Değil mi? Bu hariç ya. Yani. Evet, evet. Haşa. Onun için devreye girdim. Bizim Karadeniz lehçesinde yaşlılar haşa meclisten. Evet. Haşa meclisten derler. Evet. Yani bu ortam hariç. Evet. Bir şey böyle argo konuşacakları zaman haşa meclisten. Söz derler. Meclisten dışarı gibi. Ha, o İstanbul. Buradakiler hariç. Evet. Manasında. Haşa huzurdan derler mesela. O daha nazikçesi. Evet. Bu daha nazikçesi. Şimdi bizim amel defterine bakışımız bizi böyle bir noktaya sevk ediyor. Müminin amel defterini var. Şu anda görüyorum, melekleri kaydediyorlar. Düşüncesinde bakması onu %100 bir koruma altına ve az yanlışla Rabbine gitmeye sevk ediyor.
Bu amel defterine ait düşünce, çocukken hocalar demişti öyle bir şey vardı deyince faiz girecek yer buluyor. %5'te o faiz var. %10'a çıktığı zaman bu zayıflama, ayetler etki etmemeye başladığı zaman yahut da arkadaş ortamından dolayı zayıfladıysa bu ayetlerin etkisi, amel defteri düşüncesi ki nasıl zayıflıyor mesela, mezara gidiyor bir insanı, işte yakın bir akrabanı veya en yakınını mezara koyuyorsun. Orada ona nekir münkerin geleceği söylenmiş bize defalarca. O orada ağlarken nekir münker ne yapıyor bu adama, dayıma şimdi ne yapıyor, halama ne yapıyor nekir münker düşünecek yerde, iş görüşmesi yapabiliyorsan mezarda nekir münker düşüncesi sende yok. Bu resmen yanan bir binanın önünde senin pasta yemen gibi bir şey oluyor. Evet. Niye? Yangının ne olduğunu bilmiyorsun sen. Evet. Dolayısıyla amel defterinin bir gün işte benim kitabım diye sağ elimden veya sol elimden bana uzatıldığında ki günümü hatırladıkça ben evet dünyada lezzetler yaparım. Yatak odamı kullanırım, mutfağımı kullanırım, oturma odamı kullanırım. Yani hayatı yaşarım çünkü amel defterim var diye. Rabbim bana oturma odasına yanaşmayacaksın, hep camide duracaksın buyurmuyor. Oturma odasında da, mutfakta da, piknikte de, yüzerken de defterin yanında bunu unutma diyor. Çünkü Allah'ın bize verdiği mubahlar, serbest alanlar haramların milyarlarca kere katıdır. Milyarlarca kere, yani şu hayatta insan 1 milyar sahneyle karşılaşıyorsa diyelim. Yani kırmızı çizgiler 10 tane ise serbest alan 1000 tane. Pembe çizgi, beyaz çizgiler trilyon alandır. Evet. Hayat beyaz çizgi üzerine kuruludur. Kırmızı her zaman azdır, öbür türlü yol olmaz hocam. Evet. Hep yollarda barikat olsa onun adına yol denmez ki zindan denir. Evet. Pratik hayatta da bunun yürünmez. Yani. Yürünmez. Evet. Ama ne olur? Bir yerde bir trafik kontrolü olduğu için 100 Ankara'ya gidene kadar iki yerde bir işaret görürsün evet. Sen. 500 kilometrelik yolda iki kere durdurur seni evet. Polis kontrol yapacağım diye. Ya o da diyen. İşte viraj dönerken hızını düşüreceksin. Gibi. Değil mi? Yani kırmızı ışıkta duracaksın, yol çatında duracaksın vesaire sağına soluna. Yani kırmızı çizgiler de ona benzer şeyler. Bunlar ama milyar değil. Evet. Milyar olan hürriyettir, serbestliktir. Dolayısıyla amel defterimiz var diye biz hayattan kopmuyoruz. Evet. Ama hayatı hayvan gibi değil, mümin gibi yaşıyoruz. Evet. Çizgi biliyoruz çünkü. Çizgi biliyoruz. Bir insan olana çizgi konuyor ama şey hayvanlar için otobanlarda tel geriliyor. Hayvan çizgi anlamıyor çünkü. Evet. Yani Allah-u Teala bizi mümin, insan, mükerrem insan kabul buyuruyor ve bize Kur'an'ını gösteriyor. Peygamber Aleyhisselam'a örnek gösteriyor. Bunun gibi yaşayın diyor. Evet. Sonra ben sizi kontrol ediyorum diyor. Çünkü çizgiden anlarsınız siz. Hocam burada yani amel defterine neler yazılıyor? Yani biraz önce konuşurken de aslında birkaç şeyle ya aile ortamımız, yatak odamız, oturma odamız dediniz. Ama genelde yani hakikaten amel defterine neler yazıldığı konusunda çok da bilgi sahibi değiliz. Belki dinle ilgili algımız, bilgimiz de sınırlı olduğu için. Yani din sadece işte şu birkaç alanı düzenler. Onun dışında dinin ilgi alanı yoktur gibi bir algı da oluşturuluyor. Hani seküler hayat, seküler zihniyet. Mesela şimdi burada konuşuyoruz. Bu konuşma yazılıyor mu amel defterine hocam? Bu konuşmayı... Mesela bu konuşma. Yani işte ya da biraz sonra siz aracınıza binip vakfa gideceksiniz. O yolculuğunuz yazılıyor mu? Benim yazı başına oturmam yazılıyor. Mesela ben yazı yazacağım. Bu yazımın amel defterine nasıl yansıması gerektiğini düşünmeli miyim? Gibi yani böyle biraz farklı hayat alanlarından örnekler verelim diye düşünüyorum. Mesela aile ortamında eşlerin birbiriyle ilişkileri, çocuklarla ilişkiler, aile ev düzeni ne dersiniz? Siz tam bu tarz örneklerle aslında dersler yapıyorsunuz. Biz insanız. Farklı Müslümanız. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Müslüman kendisini Allah'a teslim etmiş insan.
Müslümanlık bize bir enerji aktarıyor. Kalbimiz, beynimiz aydınlanıyor. Şeyi de açın hocam. Müslüman kendisini Allah'a teslim etmiş insan. Yani ne demek bu yani? Şimdi hakikaten Müslümanlıkla ilişkimiz böyle bir teslimiyet ilişkisi olarak algılanıyor mu? Yani orada da bir an tereddüt ettim yani. Hocam siz de hepten böyle İslam'dan kopmuş bir nesil var önünüzdeki. Yok, gibi. Yok öyle değil de hocam şöyle ben yani bir radyoda konuşuyoruz ya da diyelim bu programı televizyonda yapsak. Televizyonun karşısına çocuklar geçiyor, kadınlar geçiyor, genç kızlar geçiyor, delikanlılar geçiyor, baba anne ve bunların İslami kültürünün mesela aidiyet bilincinin böyle çok dolu dolu olmayabileceği endişesini taşıyorum. Yani o işi biraz sağlamlaştırmak lazım Müslümanlıkla ilişkimizi. Ben de taşıyorum da bunu söyleme koşuma gitmiyor. Evet. Maalesef. Bir ikincisi bu amel defterini mesela konuşuyoruz. Biz o soruya cevap vermeden şöyle geçelim. En esef ettiğim, üzüldüğüm şeylerden biri bu tip konuları yaşlılar bir tasavvufa bağlanıyorlar. Bir şeyh efendi onlara nasihat ediyor. Aralarında konuşuyorlar. Nostaljik dini konular. Öyle din nostaljisi gibi gören bir nesil geliyor maalesef. Evet. Maalesef yani bu ağlanacak bir şey. Ama dinin aslı aslında. Ya, bu değil mi? Yani amel defteri bilinci yoksa bir insanda. Yani bir insan mesela babam niye her perşembe günü evde duygusal oluyor? Şeyhiyle buluştu onun için derse gitti babam. Ya gitmesin de evde neşeli olalım diyecek bir zamana doğru gidiyoruz herhalde. Yani din sanki böyle yaşlıların veya çok günah işleyenlerin dikkat etmesi gereken bir şey. Ben tekrar örneğime döneyim hocam. Biz Müslüman olduğumuz için Allah'a teslim olduk. Allah da bize sürekli nurunu gönderiyor. Hidayetini gönderiyor. Araya bir saat koymuş. Kaç kilovat sana gönderdim diye. Tüketimimizi hep ölçüyor Allah. Evet. Yani bize ne gönderdi? Kur'an'ını gönderdi. Peygamberini gönderdi aleyhissalatü vesselam. Biz peygamberden ve Kur'an'dan tüketim yapıyoruz sürekli. Bütün gün 24 saat yapıyoruz. Buradaki anlamakta zorlandığımız sorun şu. Peygamberden ne almış olabiliriz? Biz namaz. Dolayısıyla namaz bağlantımız sürekli saatte işliyor. Evet. Peygamber aleyhisselamdan ne almış olabiliriz? Oruç ne almış olabiliriz? Ya bir dakika bunların hepsini için biliyoruz biz bunları aldığımızı. Bir, yeme kültürü aldık Peygamber aleyhisselamdan. Uyuma kültürü aldık. Gezme kültürü aldık. Aşık olma, sevme kültürü aldık. Nefes alma kültürü aldık. Nefes verme kültürü aldık. Biz insan olarak ne yapıyorsak onun ölçüsünü Peygamber aleyhisselamdan Kur'an'dan aldık. Dolayısıyla Allah'tan bize gelen o nur hattının saati bunu yazıyor. Amel defterimizde karşımıza çıktığında sen mesela çocuğunu ihmal etmiştin filan gün çocuğun evde ateşler içinde kıvranıyordu. Sen arkadaşlarınla gezmeye gittiydin. Emaneti ihmal ettin. Yazıldı bu. Sabah namazına gitmiştin. O da yazıldı. Bu yazılanlarda belki biraz sonra ona da değineceğiz. Puanlamayla yazılıyor. Evet. Ne buyuruyor Kur'an'ımız? Defterinde teraziye konduğunda artıları fazla gelenler, eksileri fazla gelenler diyor. Evet. Ağırlık ölçümü yapılıyor. Mesela bir mümin sabah namazına camiye gitti. Allah katında bunun bir ölçüsü var. Nedir? 275 hasenedir diyelim. Söz gelim. Evet. Misal tabii böyle bir şey bilmiyoruz. Ateşler içinde kıvranan çocuğa yavrum diye sarılması da onun 275 puanlıktı. Evet. Hanımına tembih etti. Çocuğu sen doktora götürürsün ben telefon ettim arkadaşa. Bir randevuma geç kalmayayım dedi. Kalktı gitti. Eksi 275. Sabah namazı artı 275. Sıfır durumdayız o gün. Birbirini götürdü. Biz Müslümanlığımızı hesap ederken sabah namazlarının topladığını düşünüyoruz. Ama arkadaşlarla çay içerken yaptığımız gıybetin eksi oluşturduğunu düşünmüyorsak eğer, yani secdeyi Allah'ın saydığını, amel defterimize kaydettiğini, gıybetteki sözcükleri saymadığını düşünüyorsak amel defteri tanımıyoruz demektir.
Çünkü amel defteri önümüze konduğunda Subhanallah dedik, yerle gök arasını dolduracak bir sevap bulacağız. Bir müminin iffetini, ahlakını zedeleyecek bir gıybet, nemime, dedikodu yaptık. Mümin toplumda rencide oldu. Yerle gök arası kadar, Kabe'yi yıkmış kadar bir berbat bir pozisyonla karşılaşacağız. Onun için insan şaşıracak kıyamet günü. Bu ne ya, hiçbir sözcük bırakmamış. Her şeyi açmış. Küçük büyük ayırmamış bu defter. Bunun için diyecek insan ol. Bizim temel sorunumuz Allahu Teala'nın meleklerinin yazdı dediğimiz şey hep ibadet üzerinden. Bir de cinayetler, büyük şarap sofraları falan, oralarda hep görüyoruz meleklerin yazdıklarını. Hayır. Bunu zaten herkes yazar ya. Bunu maliyeciler de yazar. bu çok basit. Benim mesela bunun görülmemesi mümkün değil. Ya bu, yani bunu yazıyorsa melekler çok basit bir iş yapıyorlar. Haşa. çok basit iş o. Evet. Ama ben mesela bir hocayım. Evet. Ben bir mümin kadın bana soru sormaya geldi. Oturdu iffetiyle. Hoca efendi şöyle yaptım, böyle yaptım. Caiz midir, değil midir? Evet hanımefendi diyorum. Benim gözlerim ona, soru soran bir Müslümana bakar gibi bakması gerekirken genç bir kadına bakar gibi bakıyor gözüm. Melekler bunu kaydediyorlar. Hain bakış. Evet. Hainetel e'yun. Göz hıyanetlerini gören bir melek var benim yanımda. Evet. Bunu yazdığı için melek amel defteri çok hassas işte. Evet. Yani göz hainliği diye bir şey var ya. Bunu kim, benim nereye baktığımı, mesela size bakışım benim ne maksatlı olduğunu tespit edecek bir şey yok gibi. Yalan makinesi vardı zamanında. Evet. Böyle eski kültürde polisler, evet, yalanmış. Şimdi o da kalktı. Tam kesin bir belge veremiyor çünkü yalan makine. O beyni kontrol ediyor. Benim gözümle neyi görmek istediğimi kontrol eden bir melekle. Üstelik de bu melekler çok hassas. Şimdi teknoloji geliştiği için bu ayrıntılara sahipler işte, çok güzel gözleri kontrol değil. Adem Aleyhisselam'dan beri bu melekler bu işi yapıyorlar. Yapıyor ya. Bu işi yapıyor. Çok da profesyoneller bu işte. Evet. Ve hiçbir melek öbür insanla ilgilenmiyor. Herkesin görevlisi ayrı. Evet. Yani ölünce bu insan onunla ilgili melek açıyor öbür adamın dosyasına, ki öyle değil. Herkes Allah hususi. Yani radarı ihmal ederim. Bir düşün, yok öyle bir şey. Yani nöbetçi 8 saat çalışmıyorlar bunlar. Evet. Bunlar ne uyuyorlar, ne yoruluyorlar, ne yemek molası veriyorlar. 24 saatten fazla bizimdeler. Biz 24 saat yaşıyoruz, onlar 25 saat gün yaşıyorlar belki yani. Hiç nöbet fasılaları da yok. Bu sebeple diyoruz ki birinci hassaslaşmamız gereken şey, şu amel defteri dediğimiz şey, elimizin yaptığı şeyi zaten yazıyor. Onu maliyeciler de keşfediyor. Sen şu kadar mal harcamışsın. Nerede bu 5 koli eksik diyor. Maliyeci buluyor onu. Parmak hareketlerimde baş parmağımla orta parmağım arasındaki gel git farkını hissediyor. Haince bu oynuyor parmak diyor. Yani evet. Biz mesela bilgisayarın başına oturuyoruz, klavyede yazıyoruz, yazdığımızı görüyoruz. Melekler de yazdığımızı görüyorlar. Meleklere hakarettir bu. Parmağın tuşlara basarkenki tavrı görüyor melek. Onu kaydediyor. Tam sen o kelimeyi müstehcenleşecek noktayı koyarken parmağını oynatıp Allah'tan korkup kenara çektiğini, o cümleyi sildiğini, silme tuşuna bastığını görüyor. Halbuki kontrol edenler onu göremiyorlar. Yani meleklerin görme ve yazma dediğimiz şeyini insani standartlarda düşünürsek meleklere hakaret olur bu. Hiçbir şey yazmıyor melekler o zaman. Ya da herkesin yazabileceğini yazması bir fark değil melek için. Bir. İki, eğer bu amel defterini ciddi düşüneceksek kesinlikle kalem, kağıt, harf, bu tip şeyleri asla düşünmeyeceğiz. Bu meleklerin görev hacmini basitleştirir. Mesela dolma kalemle mi yazıyorlar silinmesin diye? Böyle bir şey mi düşüneceğiz? Teybe mi kaydediyorlar? Kayıt mı? Mesela kameraya, biraz önce örnek verdik. Kameraya kaydediyor kelimesi hakarettir melek için. Evet. Nedir ki kamera? Bize göre çok modern bir cihaz. O da neredeyse kaybolmaya başladı modernliği. Evet. Kalem, kamera, dijital, analog, bu tip şeyler melekler için geçerli değil. Mesela amel defterinde melekler yazıyor diyoruz. Hep yanlarında mavi bir dosyayla mı geliyorlar sekreter gibi?
Yoksa, misal olarak söylüyorum, bilerek değil, bizim her şeyimiz meleğin hafızasına mı giriyor da kıyamet günü meleğin hafızasını mı boşaltacak Allah-u Teala önümüze? Bilmiyoruz. Evet, bilmiyoruz. Bu yeni bir yorum, değişik bir bunu niye tasavvur. Biliyor, niye evet. Biliyor musun hocam? Şimdi mesela A4 kağıdı. Bu mantıkla kaç senedir dünyada var? 200 sene önce var mıydı? Kağıt vardı ama rulo böyle büyük evet. Şeyler bu kadar ince değildi, değil mi? Tabii. Yumurtadan şundan bundan yapılıyordu. Şimdi mesela bunu gösterip vaazda ben işte Ahmet abi bu gördüğün kağıdı melekler dolduruyor diye A4 kağıdını kullansam bu meleğe hakarettir. Neden? Görünen köy o ki bir 100 sene sonra insanlık bu A4 kağıdını kullanmış olmayacak. Çok daha farklı şey. Mesela siz konferanslarda dikkat ediyor musunuz? İnsanlar cep telefonunu çıkarıyorlar. Tabii tabii. Elinde bir demir çivi gibi bir şey onunla not tutuyor. Not tutuyor. Kağıt tabii. Gitmek üzere. Evet. Şimdi biz bu kağıdı ilk defa gördük 1900'lerde diyelim. Melekler de işte buna yazıyor dediğimiz zaman şimdi ne oldu? Melekleri geri kalmış bir modada mahkum ettik. Geri kalmış bir teknolojiye yok melekler iPad üzerinden yazıyor dersen iPad 10 sene sonra yok olacak dünyada. Ama insanların algısı biraz kolay olsun diye herhalde. Yok tarz... misalde sakınca yok. Evet. Yazıyor kelimesini anlayalım diye söylemiş Allah zaten. Evet, evet. Celle Celaluhu. Buradaki yazıyor kelimesi kalemle midir? Kağıda mıdır? Hafızaya mıdır? Hiç önemli değil. Mesela kağıda yazıyorsa melekler benim sesimi nasıl taklit edecekler o zaman kıyamet? Çünkü konuştuğum konuşuk olarak çıkacak ortaya. Çünkü sesin belki de kıvrımlarında bir anlam var. İşte hainetel a'yun diyor ya kitabımız Celle Celaluhu. Allah Teala yani göz hainliği diyor. Yani. Bunu da ben kendi üzerimden örnek verdim yanlış anlaşılmasın diye. Evet, yani kadına ablacığım buyurun ben size yardım edeyim karşı karşıya geçireyim diyorsun ama gözün başka niyetle bakıyor. Yoldan karşıya geçirme derdin yok. Bu hainliği ne teknoloji ne psikoloji ne sosyoloji bir şeye keşfettiremezsin. Evet. Ama olaylardan sonra tabii hainliği ortaya çıkınca herkes keşfediyor bunu zaten. Melekleri o düzeye düşürmemek lazım. Melekler bizim düzeyimizde bizim anladığımız kağıt, iPad vesaire düzeyinde bakıyor, yazıyor olursa onları kandırmamız da söz konusu olur bizim. Zamanla bizim hilemize alışırlar onlar. Yani olmaz bu. Dolayısıyla melekler ebediyen bizim çözemeyeceğimiz bir formülle çalışıyorlar. Bunu iman etmemiz bizim işte karanlıkta da aynı Allah'tan korkmamızdır. Buna %100 iman eden birisi camide kıldığı 4 rekat namazı 5 dakikada kılıyorsa evde 13 dakikada kılamaz bir daha. Niye? Çünkü camide 30 kişinin içinde görüldüğü gibi karanlık evde de görülüyor. Evet. Dolayısıyla Müslüman haram olan bir şeyle yüzleştiğinde kesinlikle esneyemez. Niye esneyemez? Onun için bir şey değişmiyor ki ha 1000 kişinin önünde kameranın önünde bir suç işliyor. Ha da kapkaranlık yalnız bir yerde Allah orada çünkü. Allah orada, melekleri orada demek. Melekler kontrol ediyor demekler. Mesela çok affedersiniz tuvalete girdim ben. Tuvalete girince mümin. Melekler geride durmuyorlar ki. Yani tuvalete fazla durulmasın istiyor Efendimiz. Niye? Melekleri rahatsız etmeyin diyor. Orada durdukça onlar rahatsız oluyorlar. Demek ki oraya da geliyorlar. Yani bizim yalnızlık diye bir imkanımız yok bu kainatta. Yalnız değiliz. 2 kişi de değiliz, 3 kişiyiz üstelik. Bir de mesela ikinci bir orada sizinle biz burada 2 sizde 2 bende 4 kişinin ortasındayız biz. 8 kişi olsak bir yığının ortasındayız bu sefer. Bu nedenle mümin olarak amel defteri düşüncesi bizim başımızın rüyası olup karabasan gibi bizi uyutmaz noktaya getirilmesi şeytan tuzağı olur. Bu sefer namazda kılamam. Bundan ne anlıyoruz hocam? Yani amel defteri var. Dolayısıyla yanlış yaparım oturayım hep. Hmm. Oturdun mu da tembellikten yazıyorlar bu sefer seni. Evet. İlla çalışacaksın. Niyetin temiz olacak. Yanlış yaparsan mağfiretine sığınacaksın Allah-u Teala'nın. Yani bunu bir psikiyatrik sorun haline getirmek de yanlış bir düşünce. Evet. O ciddi bir problem hem de. Pek çok insanda bu oluyor. Evet, o oluyor. O noktaya geliniyor. Evet. O noktaya geliniyor. Mesela iyi abdest alacağım. Yani bizim bu programımızdan sonra
herkes bu defa amel defteri psikozu gibi bir şey geliştirmesini de istemiyoruz, hayır, değil mi? Hayır, evet. Bu sefer şeytanı tam memnun olacağı yerden yakalamış oluruz. Mesela bu neye benzer? Kırmızı ışıkta korkudan durdu. Öyle ışık, kaldı. Işık yandı, bir daha hareket edemiyor. Evet, niye demiyor? Bir yanlış yaparım. Ya kırmızı ışıkta geçmeyecek ama yeşil yanınca geçeceksin. Evet. Yani ışığa göre hareket edebildiğin zaman sen trafikte güvenli birisin. Evet. Yok, bir kere kırmızıda durduk, alim Allah, bir daha ben hareket etmem. Demek ya, bunun adına vesvese diyoruz, evham diyoruz, başka bir hastalık adı veriyoruz, hiç önemli değil. Ama Müslüman insan 24 saat hareket halinde olacak. Onun hareketlerinin kontrolüyle pısırık kalışının kontrolü arasında fark yok melekler için. Peki nasıl tabii iyileştiririz? Yani hem amel defteri hassasiyeti olacak, hem de yani amelden kesilmeyeceğiz. Amel defterime bir yanlış şey yaparım endişesiyle o psikolojik baskı altına girmeyeceğiz. Bunun nasıl? En temelinde cami Müslümanı değil, hayat Müslümanı olmak yatıyor. Biz hayatın Müslümanıyız. Hayat çapındayız biz. Biz kainat dini olan İslam'ın Müslümanlarıyız elhamdülillah. Bizim açımız bütün kainattır. Sıkıntı sadece kadını çocuk doğurur, kocasına itaat eder. Bitti. Müslüman da bir yaşa kadar hovardalık yapabilir, affedersiniz. Ondan sonra camiye gider. Bu mantık yanlış zaten. Biz doğduk, dünyada doğduk. Dünya avucumuzun içinde bizim. Bu geniş perspektifimizde ölçümüzde nedir? Dünyadayız, Allah'la beraberiz. Meleklerin kontrolündeyiz. Dolayısıyla ama dünyadayız. Zaten bir köşeye sıkışıp kalsak trafiğe tık attığımız için suçlu olacağız. Mesela şimdiki bir nesilden birisi İslamiyet'i köhne bir sokakta kalmış bir din gibi, camiye sıkışmış bir din gibi algılıyor. Bir inceliyorsun ki dedesi çok takva bir adammış. 60 yaşıyla 85 yaşı arasına olsa ömrünün, o çocuğun onu dede olarak gördüğü günleri cami ve ev. Evine akrabalar gelmiş, ben camide kalayım o zaman, siz muhabbet edin demiş. Ziyaretten, sıla-i rahimden, yemekten, düğünden, cenazeden. Dünyadan kopmuş. Kesilmiş. Baba da o çocuğun yani o zatın oğlu, o oğlunun oğlu, torun babasını izlemiş. Baba ticarette şurada burada ama ibaret yok. Dedeyi izlemiş, gözyaşları içinde bir dede, o da hayatta yok. Evet. Bu laik sekülerist anlayış çocukta ne hareket ediyor? İbadet dediğin camiye kapanmak, hayat dediğin camiyle ilgilenmemek. Ya. Ben de yaşlanınca 60'tan sonra dedem gibi olurum inşallah, ben de Müslümanlar. Bu şizofrenik anlayış. Evet. Çift gören. Evet. Astigmatik bir hastalık bu. Burada dedeyi biz suçlu görmek zorundayız. Neden? Bu dedeyi eğer toplumun bir katmanı olarak görürsek, bir nesil o yüzden İslam'ı Ramazan'a sıkıştırdı. İslam'ı belli bir yaştan sonra hacca gitmeye sıkıştırdı. Mesela ben size çok canlı bir örnek vereyim üstad. Bizi dinleyenler de umuyorum bana hak vereceklerdir. 18 yaşında bir çocuk liseyi bitirdi. Bu sene hacca gidiyorum inşallah, seneye üniversiteye çalışacağım dedi. Toplumumuz bunu nasıl karşılar hocam? Kendisi hac yapmış, ihtiyarlara mesela bunu sorsak. Oğlum yani hele şu üniversiteyi bitir ya, şu anda yaşına göre hac falan gibi. Ben şey, mübarek bu sözleri çok saygıyla karşılarım. Caiz bile değil senin haccın derlerse şaşma. Evet. Çünkü üniversite imtihanını bitirmeden ne işin var haçta? Haçta, evet. Çünkü üniversite gücü haccı çoktan ezmiş geçmiştir. Çocuk ne düşünüyor? Hayatta bir statü edinme. Halbuki hac da bir statü değil mi? Hayatı ne yapıyorsun? Şu Kabe standartlarında bir Müslüman olayım. Arafat'ta bir vakfe durayım. Hem Rabbim zihnimi açar, tertemiz bir mümin genç olurum. Üniversiteye de o temizlikle girerim. 4 sene üniversite beni kirletemez bir daha. Evet. Demesi bir müminin eli öpülecek bir duygu değil mi hocam? Ya. Bunun için çocuk ortaokuldan beri para biriktiriyor. Ya şu delikanlı, evet, eli öpülecek bir delikanlı. Öpülecek, ve bunu sembol olarak topluma göster. Ama gel gör ki o bahsettiğim dedeyi camide görüp ticaretten, siyasetten arınmış. Ama babası da camiden arınmış, siyasetle ilgili görüyor.
ticaretle ilgili görüyor, sokakla ilgili görüyor. O görüntüyü gören nesil şimdi geldi. 18 yaşında hac çekilir mi? Deli misin ya? Der duruma geldi. Belki de o hac kabul olmaz diye bir vesvese bile kafasına geliyordur. Ya bizim çocuğu psikoloğa götürelim ya, hac tutturdu 18 yaşında. Mesela ben bunu nereden tahmin ediyorum? Bir bana baba dedi ki, şimdi güya soru soruyor. Hocam bizim çocuğu biz çok iyi tanıyoruz. Doğru dürüst bir günah da yok çocuğun. Niye hacca gidiyor ki dedi. Bu dedi 25 yaşında yani o çocuk. 25 yaşında. 25 yaşında doğru düz günah yok. Niye hacca gidiyor ki ya? Hac günahları temizletme, dezenfekte merkezi mi ya? Hac bu ümmetin yeryüzünde iken mahşer standartlarını yakalayıp cennet muştusu alma merkezi iken o aile demek ki ne görmüş? Yani vurup kır dök sonra git temizlen. Arınma, af vergi affı kanunu gibi bir şey yani böyle düşünmüş. Bu yanlış tabii. Amel defterimiz o dedede mesela o camiye kapanmış ticareti gençlere bırakmış dedede amel defterimiz yani sürekli bir tarafı abartılı yazıyor. Camide hep ibadet yazıyor. Ama caminin etrafında bankamatikleri de yazıyor. Ve sen bir dede olarak bankamatik boşluğuna sebep oluyorsun. Ya emri bil maruf yapmıyorsun, ya nehyane münker yapmıyorsun. Ya çocukların hayatı kısır yaşayacakları bir tarzda yetiştirdiği için hata yapıyorsun. Her halükarda müminler olarak biz amel defterimiz yani bizi kontrol eden melekler kesinlikle bizim düzeyimizde bir cihaz kullanmıyorlar. Dolayısıyla onlardan biz hiçbir şey kaçırmıyoruz. Bir, iki, bu melekler sadece yaptıklarımızı ve yapmadıklarımızı değil, içimizden geçenleri, yaparken bize etki edenleri, yapmak istediğimiz oranın altında veya üstünde çıkışımızı tam ayrıntısıyla kaydediyorlar. Belki biz bile kendimizi o melekler kadar tanımıyoruz. O meleklerin bizi tanıması bizim kendimizi tanımamızdan çok daha fazla. Bu iman Müslümanı camideki hassasiyetiyle bir arkadaşlarıyla bir çınar ağacının altında çay içerken tutar. Yani bakarsın ki mümin espri yapıyor, gülüyor. Ya arkadaşlar hatırlıyor musunuz biz buraya 10 sene önce gelmiştik diyor. Sonra birisi bir ayet okuyacağı zaman o müminin bakıyorsun taş kesilmiş. Ayet dinliyor çünkü. Camide cuma hutbesini dinlerken de öyle. Allah'ın adıyla başladı hutbe çünkü. Bir mümine mesela ticarette ya Allah'ını seversen kardeşim diyorsun. Bırakıyor masaya her şeyi. Allah'ını seversen ifadesi. Bu onu bitiriyor ticaretini bitiriyor. Ama mümine Allah'ını seversen o işi karıştırma. O başka bu başka. Niye diyor mümin? Sen Allah sevgisiyle yüzleştirildiğin bir gün vardı. O yüzleştirildiğin gün sanki bir çınar ağacı sevgisiyle yüzleştirilmiş gibiydin, unutma bunu. Denceği günü hatırlayacak ve kıyamet günü sana Allah için dendiği halde hiç kıpırdamamıştın sözüyle karşılaşacağına inanıyor. Bu iman ne yapıyor onu? Bırakıyor her şeyi. Mesela sahabi Efendimiz görüyor çocuğu döverken. Tam kaldırmış patküt vururken ona ne diyor? Bana bak diyor. Allah'ın sana olan gücü senin o çocuğa olan gücünden fazladır diyor. Tamam ya Resulullah diyor. Bitti. Pil bitti adamda. Onu bir de ben Hazreti Ömer Mısır valisine yazdığı bir mektupta Mısır valisi dövüyormuş insanları falan. Orada söylediğini okumuştum hocam. Yani Allah'ın sana olan gücü senin o vatandaşa olan gücünden çok daha sahabenin fazla. Ortak iman anlayışı zaten. Allah onlardan razı olsun. Bunu yakaladılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Dolayısıyla bizim amel defterlerine dair telakkimiz cennete olan telakkimizdir yani. Bir de burada şunu mu hocam? Yani her davranışımızı seçerek yapmak ve şuurlu yapmak. Ya değil mi? Yani hayat şüphesiz içinde bu amel defterine yazılacak. Ya benim hiçbir davranışım yok ki işte melekler onu kaydediyor olmasın. O zaman ben gelişigüzel yaşayamam. Mesela orada demin söyledin Allah'ını seversen
Yani onu duyan adamın bir refleksi olması, bir de onu söyleyen adamın. Söyleyen de suistimal içinde söylüyor olabilir. O onun için, onun defterine ait bir ayrıntı. O da onun defterine. Tabii, yani onun da defteri var. Çünkü bu tür laflar mesela Allah'ını seversen çok şey oluyor, böyle müstamel hale geliyor. Ya o kullanırken bir çıkara dönük kullanıyor. Öbürü de o çıkara dönük kullanıldığını düşünerek ona göre tavır sergiliyor. Şüphesiz yani burada mesela ticarette böyle bir cümleye ne cevap vereceğiz? Bu bir fıkhi konu. Evet. Yani Müslümanın böyle bir hassasiyetini suistimal ettirmesi de doğru değil. Ama her halükarda bu cümlenin bir faturası var. Allah sevgisiyle yüzleştirildin ve işe yaramadı bu sevgi. Evet. Bu hassasiyet. Her halükarda biz mümin olarak ne kadar Rabbimizle bağlantımız var bilmek istiyorsak amel defterimize bakabiliriz. Amel defteri şimdi okumak mümkün mü? Mümkün tabii. 24 saatimizi baz alabiliriz. Mesela ben kan vermeye gittim geçen. Benden aldıkları kan bir dolma kalemin içindeki mürekkep kadar bir şey. 50'ye yakın sonuç çıkardı önüme. Evet. Yani benden 3 gram 4 gram kanla bu koca vücudumun tamamına ait hükmediyor doktor. Ben amel defterimde ne var sorumu son bir ayımda ölçerim mesela. Son bir aydaki kalite. O zaman yani programın şöyle 1-2 dakikamız var hocam. Amel defterine bakmak üzerine de yani dünyadayken bakmak üzerine de. Bakmak son bir ayım, son bir günüm, son bir saatim. Evet. Bu çok önemli. Yani evet o gün ayrıntıları göreceğiz de bugünden de ben 3 aşağı 5 yukarı bilirim ne var. Çünkü ben neysem amel defterim odur. Ben insan olduğum için unutmak benim temel yapımdan, genetik yapımdan geliyor unutmak. Ya ayrıştırırken belki yani, taraflı davranırız. Yok hocam, kimse Rabbi ile baş başa kaldığı bir sabah namazından sonraki yarım saatte hiç kimse kendini İçinden bilir değil mi? Yani ben size karşı rol yaparım. Sakalım sizden uzun. İşte ben hafızım, siz hafız değilsiniz. Siz Maraş'ta İmam Hatip okudunuz, ben İstanbul'da okudum. Bak ne farklarımız varmış. Şimdi ama baş başa kalınca bu söz de amel defterinize yazılıyor mu hocam? yazılıyor da örnek veriyoruz hocam. Örnek tamam veriyoruz hocam. Şimdi baş başa kaldı mı insan kendisiyle, öyle dertler çıkarıyor ki. Ama ben sizin önünüzde farklıyım işte. Rol yapıyorum. Kendi kendime niye rol yapacağım? Nasıl? Doğru, aynaya doğru. Baktım, gerçeği gördüm. Yani amel Allah biliyor. Celle Celle. Evet. Amel defterinin bu kainatta bize en büyük müjdesi nedir hocam? Belki buna bir özel program ayırmamız lazım. Bu defterin hususiyetleri işte A4 müdür, A3 müdür? Bu defterin en muhteşem özelliği Allah'ın garantisi altında 100 yıllık bir ömür kapkara da olsa defterde tövbe ile silindikten sonra getirmiyor onu Allah kıyamet günü. Evet. Allah bu razı. Bu defterin muhteşemliği. Muhteşem. Yani devlet şimdi vergi affı getiriyor, siliyor vergi suçunu. Bir daha bir şey yaptığın zaman sen zaten eskiden de ödememişsin, gel hepsini toptan ver diyor. Hani affetmiştim bunu. Denetimli bilmem ne deniyor. Ne? Ama bu defterlerde öyle değil. Sildim dedim Allah siliyor. Evet, bir daha utandırmıyor bizi. Rahmeti de sonsuz. Affı da sonsuz. Bu defterin muhteşemliği bu, utandırmayacak kulunu bir daha. Yoksa hocam, onu konuşalım inşallah. İnşallah. Ve ahirette amel defteri nasıl okunacak, neler sorulacak, neyle karşılaşacağız, o tarafını da inşallah bir başka i̇nşallah. Programda konuşalım. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam, Allah razı olsun. Amin. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programında Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik. Bendeniz Ahmet Taş getiren. Amel defterini konuştuk efendim. Amel defteri üzerinde her birimiz böyle derin derin düşünelim. Haftaya